Legend Futbol'a hoş geldiniz. Yemek Sepeti Market'in katkılarıyla hazırladığımız Çift Forvet programındayız. Yemek Sepeti Market ile tüm market ihtiyaçlarınız sayısız fırsat ile dakikalar içerisinde kapınızda. Siz de Yemek Sepeti uygulamasının içinden Yemek Sepeti Market'i seçerek alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Evet Uğur, sen de hoş geldin. Hoş bulduk abi, nasılsın? Derbi haftasındayız. Evet, derbi haftaları güzel. Futbolun bayramı, Türk futbolun bayramı gibi bir durum. Heyecanlıyız hepimiz. Neler olacağını merak ediyoruz. İki takım da sezona iyi başladı. Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş. Gerçi Beşiktaş biraz daha yeni çıkışlı bir grafik sergiliyor ama Fenerbahçe'nin bu coşkulu futbolu çok fazla, gole yakın olan hücum futbolu Beşiktaş deplasmanında da sahaya yansıyacak mı? Merakla bekliyoruz hepimiz. Özellikle Alanyaspor karşısında oynanan futbol ve alınan skor taraftarı çok mutlu etti. Futbolculardaki özgüven de tavan. Aynı şekilde Jesus da yoluna emin adımlarla ilerliyor. Her iki teknik adamı karşılaştırarak böyle bir başlayalım. Ama öncesinde şimdi Fenerbahçe'nin 11'ini tahmin etmek zor ya. Evet. Buradan yola çıkarak Fenerbahçe avantajı diyebilir miyiz? Valerian İsmail bu 11'i tahmin etmekte veya planlarını yapmakta bu anlamda zorlanabilir mi? Ya iki takım da birbirine karşı bir takım avantajları var, doğru. Ama şimdi deplasman taraftar da bildiğim kadarıyla maça giremeyecek. Fenerbahçe taraftarı maça giremeyecek. Türkiye'de bu şartlarda bir deplasman takımının derbi kazanması çok kolay bir şey değil. Yani Türkiye'de kim olursa olsun derbilerde her zaman ev sahibi takım ağır favori konumunda. O yüzden ben maçın favorisinin Beşiktaş olduğunu düşünüyorum. Bunun yanında iç sahada da Beşiktaş gerçekten çok güçlü bir oyun ortaya koyuyor. Önde çok iyi baskı yapıyor. Fenerbahçe Alanya karşısında iyi kazandı. Rahat kazandı. Çünkü orada Alanyaspor'un kendi oyunundan hiçbir şekilde taviz vermemesi, hiçbir şekilde Farioli'nin oyununu esnetmemesi bunda çok etkiliydi. Zaten bunu yayından önce de yayınımızda da söylemiştik zaten yani. Pardon. Hem Kayseri maçı hem de Alanyaspor maçında geriden oyun kurarak başlayan takımlar Fenerbahçe'nin önde baskısı karşısında zorlandı. Bunu evet. Bizler de gördük. Hatta evet. Kaçırılan penaltıyı da saydığımızda 3 gol zannedersem baskıyla alınan, kapılan toplar var. Bir de penaltıyı sayalım. Toplam 4, hani penaltı gol olmadı ama 4 tane çok önemli bir gole dönük pozisyonda topları kapmışsın. Kendine bir avantaj sağlamışsın. Hani bu anlamda Beşiktaş bu sefer tam tersi önde baskıyla başlayacak. Özellikle ilk yarım saat ve 45 dakika. Evet. Bir de Beşiktaş'ın şeyi de var. Hani geriden oyun kurmak takıntısı çok fazla yok Beşiktaş'ın. Yani Beşiktaş gerektiğinde hani problem hissettiği zaman topu alıp Vegors'a doğru uzun oynayabilen bir takım. O anlamda Fenerbahçe'nin daha önceki maçlarda yaptığı önde baskısının bu sefer bu kadar etkili sonuç vereceğini düşünmüyorum ben. Çünkü rakip çok fazla buna elverişli olmayan bir takım. O anlamda belki Jorge Jesus'un bir B planı üretmesi gerekebilir bu maç özelinde, derbi özelinde. Ama milli maç arasından ötürü zaten bence Beşiktaş'ı oldukça iyi analiz etmiştir. Ben sahaya doğru bir planla çıkacağını düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Aynı şekilde Beşiktaş da Fenerbahçe'yi bence son derece iyi analiz etmiştir. Ve hani burada kazananı birazcık bence daha çok küçük detaylar belirleyecek. Orada da hani Fenerbahçe'nin sezon başından bu yana çok iyi yaptığı Duran Top faktörü ön plana çıkıyor. Şimdi o küçük detayları konuşacağız böyle madde madde ben tamam. De ayırdım. Tekrar bu ilk soruya dönecek olursak. Şimdi Valerian İsmail tecrübesizliği nedeniyle çok fazla eleştiri alıyor. Hani Beşiktaş'ın hocası değil yakıştırması çok fazla yapılıyor. Fakat bir tarafta da tam bir tecrübe abidesi Jorge Jesus var. O iki teknik adam sence kim ağır basar? Yani bu ağırlık maçın skoruna yansıyabilir mi? Tecrübe tabii ki çok önemli bir faktör. Doğru. Hani Jorge Jesus belki burada tecrübe avantajı var. Olabilir, doğru. Ama Valerian İsmail ile Jesus'a göre çok daha genç bir hoca. Dolayısıyla onun daha farklı bir heyecanı olacaktır içinde. Belki Jorge Jesus içinde Valerian İsmail'in barındırdığı heyecanı barındırıyor mu? Bunu bilmiyoruz. Belki Valerian İsmail 24 saatin 20 saati bir maçı düşünüyor. Belki Jorge Jesus 15 saat falan düşünüyor. Bunu bilemeyiz. Bununla ilgili hatta Guardiola'nın Bayern Münih'teki ilk sezonunu anlatan bir kitap vardı. İspanyol bir gazeteci bütün sezonu Bayern Münih'te Guardiola'yla beraber geçiriyor. Soyunma odasına giriyor, kamplara giriyor, antrenmanlara giriyor. Guardiola'nın New York'ta olduğu bir dönemde anlatayım ilk zamanımız var mı? Tamam. Yok var. Hoşçakalınız. Guardiola New York'ta olduğu bir dönemde Barcelona'dan ayrıldıktan sonra bir sezon çalışmıyor. Ara veriyor. Orada bir satranç efsanesi var. Kasparov diye. Kasparov yanlış hatırlamıyorsam. Onunla bir yemek yiyorlar. Bir de bu Kasparov'dan sonra satranç dünyasına damga vurması beklenen bir satranç ustası var. Galiba Danimarkalı Carlsen diye biri. O da geçtiğimiz günlerde tekrar yine haber oldu. Maçtan çekilmiş falan diye. Rakibi hile yapıyor diye. Neyse konu çok dağılmasın. Bunlar yemek yiyorlar. Guardiola Kasparov diyor ki sen diyor niye Carlsen'le oynamıyorsun diyor. Sen diyor yenebilirsin onu diyor. Sen diyor satrançın en iyisisin. Harikasın diyor yani. Herkes yenebilirsin diyor. Duruyor Kasparov. İmkansız diyor. Yenemem diyor.
Ama Guardiola peşine düşüyor bunu. Ya niye yenemezsin diyor. Senden iyi satranç oynayan mı var diyor. Sen herkesi yenebilirsin. Niye yenemezsin? Bana bunu tam yenemezsin. Niye yenemezsin? Bunun cevabını ver bana diyor. En son Kasparov sinirleniyor. Yenemem diyor ben onu diyor. Masaya falan vuruyor böyle. Ortam bayağı geriliyor. Orada hem Guardiola'nın eşi var hem Kasparov'un eşi var. En sonunda Kasparov'un eşi dayanamıyor. Söze giriyor. Kasparov tabii ki bunu yenebilir diyor Kalsen'in diyor. Ama diyor çok artık diyor yani o kadar fazla yoğunlaşmak bir yerden sonra diyor insanı çok diyor yıpratıyor diyor. Kalsen diyor çok genç olduğu için maça çok daha fazla yoğunlaşabilir ve o yoğunluk onu çok fazla yıpratmaz ama Kasparov o yoğunlukta çok yıpranabilir diyor. O yüzden Kasparov'un onu yenmesi imkansız diyor. O şimdi normal şartlar altında Oren İsmail de yani çok hırslı olabilir fakat Jesus'ta da aynı hırs var. Ya olabilir. Yani. Şuraya geleceğim. Hani evet orada Jorge Jesus'un yaşı bir avantaj olabilir ona ama diğer taraftan yoğunluk açısından bakıldığında belki Valerian İsmail gençlik daha genç olmasının verdiği bir yoğunlukla maça daha fazla konsantre de olabilir. Bunu bilmiyoruz. Hani bekleyip görmek lazım bunun için. Valerian İsmail de sonuçta hani futbolculuk kariyerinde kendini çok iyi ispatlamış. Bayern Münih'te şampiyonluklar yaşamış bir hoca. Beşiktaş'ta daha önce fena işler yapmıyor elindeki bütçeyle ama bence bu eşleşmede Jorge Jesus'u bir adım önde görüyorum. Guardiola anısını öyle bir anlattın ki bir ara masadasın falan zannettim. Yani detaylarıyla böyle eşleri orada masaya yumruğunu vurdu. Şimdi konudan uzaklaşmadan golcüleri biraz konuşalım Uğur. Golcüleri her takım golcüleri nasıl karşılaştırsın? Fenerbahçe'den golcüsünü konuşacağız bilmiyorum ki. Yani Başuay var, Joao Pedro var, Enner Valencia zaten gol kralı. Yani hangisiyle başlayacağını bilmiyorum Fenerbahçe'nin. Çok kolay değil o yüzden. Bence Valerian İsmail de pek bilmiyordur Fenerbahçe'nin hangi golcüyle başlayacağını. Jorge Jesus da biliyor mudur çok emin değilim yani. Belki King konusunda emindir. King'in yetişmeyeceği. Yani evet King yani ama mesela şimdi Başuay mı oynayacak yoksa sence Valencia mı yoksa Joao Pedro mu? Yani Pedro'yu daha çok ikinci santrafor gibi kullanıyor da. Veya ikili şekilde mi çıkacak? O da olabilir. Acaba? Yani orada bir tercih yapması gerekecek ama yani Başuay ile başlayabilir tabii ki yani eski takımı. Farklı bir özel bir anlam taşıyor olabilir onun için. Şurada bir gol atsa da zaten ilk iki maçında atmasıyla Fenerbahçe taraftarının böyle gönlünü daha ilk maçtan tat kurdu. Bir de Beşiktaş deplasmanında da atarsa şimdiden çok özel bir yeri olacak Fenerbahçe taraftarları için. Başlar geçen sene Beşiktaş'ta çok fazla eleştirildi. Fenerbahçe'ye gelirken de bir takım klipler bu dönmüştü. Motivasyonu Jesus kullanabilir mi? Hani çık eski takımına karşı orada çok fazla eleştiri almıştın. Abi hani çık kendini yani göster yani demek de uygun değil ama. Şöyle, kullanabilir. Hatta... Bak kullanabilir ama kullanmaya ihtiyacı da olmayabilir. Yani Başuay gibi üst seviye oyuncular belki böyle ekstra bir motivasyon ihtiyaç duymuyorlar da olabilir. Başuay burada Fenerbahçe'ye gelirken de çok eleştirildi. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta da çok eleştirildi ama en nihayetinde bu adam Belçika milli takımının santrfor. Daha milli maçta Belçika'nın 2-0 yendiği maçta yanlış bilmiyorsam bir gol bir asist oynadı. Evet. Adam bütün dünyanın saygı duyduğu bir oyuncu yani. Sadece Türkiye'de biraz böyle yerden yere vuruluyor. Komik yani o anlamda ona yapılan eleştiriler. Zaten klipler falan döndü böyle işte şu gol atamadı falan. İzledim klibi. Bir tane böyle %100'lük gol diyeceğim pozisyon yok yani. Adam çok zor açılardan topa vuruyor. Direkten falan dönüyor böyle. Ha, şunu nasıl atamadı falan dönüyor. Yani komik yani bence. Ben Fenerbahçe bu maç olur mu olmaz mı onu bilmiyorum ama sezonun ilerleyen bölümünde çok fayda sağlayacağını düşünüyorum başlıyor. Yani. Şimdi atacak oyuncuları konuştuk. Bir de tutacak oyuncuları konuşalım. Beşiktaş'ta kaleci belirsizliği evet. Var. Bu Fenerbahçe için bir avantaj olabilir. %100 bence bu çok net bir avantaj Fenerbahçe için. Zaten ben Beşiktaş'ta bu kaleci krizinin niye yaşandığını da bilmiyorum. Ersin Destanoğlu çok daha genç bir kaleciyken bundan 2 sezon önce Beşiktaş Ersin Destanoğlu ile şampiyonluk yaşadı. Şimdi hani elinde bu kadar önemli bir değer varken neden farklı arayışlara giriyorsun? Bunu bilmiyorum. Anlamakta zorlanıyorum. Ceyhun Kazancı açıklama yaptı işte hocamız. İşte Emre Bilgin'in topu oyuna daha iyi soktuğunu düşündüğü için onu tercih ediyor şeklinde açıklamalar vardı. Ama ben kale konusunda her zaman istikrardan yanayım. Bir takımın bence bir tane birinci kalecisi olur. Bir tane de ikinci kalecisi olur. Hem böyle birinci kaleciyi oynatıp hem böyle ikinci kaleciyi oynatıp ikisinden de yüksek verim alan takım bugüne kadar çok fazla görmedim. İşte geçen sene Paris Saint Germain biraz yapıyordu. Hem Keylor Navas hem Donnarumma'yı birlikte oynatıyorlardı. İkisi de mutsuz oldu günün sonunda. Yani ikisini de mutlu etmeye çalıştığın zaman ikisini de mutlu edemiyorsun. Hatta bu sezon Paris Saint Germain yeni hocasına geldiğinde sordular. Hani siz kalede nasıl bir tercih yapacaksınız diye. Hani ikisini birden mi oynatacaksınız diye. Hayır dedi. Benim dedi. Bir tane birinci kalecim olacak. Bütün kariyerim böyleydi. Bir tane de ikinci kalecim olacak. Navas ikinci kalecim. İstiyorsa kalır istemiyorsa gider şeklinde net bir şekilde nokta koydu bu tartışmaya. Ya Beşiktaş'ta da bence artık bu tartışmanın bir şekilde noktalanması gerekiyor. Ersin sanırım yeni sözleşme imzalayacakmış. Yeni sözleşme imzaladıktan sonra da bence böyle bir problem kalmayacak. Ama orada şöyle bir problem var. Beşiktaş'ın kalesine gelen isabetli şutların çok büyük bölümün gol oluyor bu sezon. Şanssızlık mı diyelim ne diyelim bilmiyorum artık. Fenerbahçe'de kocaman sezonda böyle bir durum vardı. Kaleye gelen ilk top sürekli gol oluyordu. Hoca da çok şikayetçiydi bundan. Gene kalemize evet, gelen ilk top. İyi hatırlıyorum. Ya bence çok biraz yersiz bir eleştiri o da. Ama kaleye gelen topların büyük bölümünün gol olması tabii Fenerbahçe'de bir avantaj gibi görünüyor yani. Bir de şimdi şöyle 2-3 tane... Beşiktaş'ta konuştuk ama Fenerbahçe'de de Altay'ın performansı da çok fazla evet, konuşuyor. Sen
Bundan iki hafta önceki programda şu ifadeyi kullanmıştın. Altay formsuz olduğu halde bile. Oynayacak. Yine oynayacak. Evet. Ne olacak? Yine Altay'ı oynatacaksın. Bak Altay bu maçta çok kötü goller yesin. Böyle orta sahadan falan gol yesin. Bir hafta sonra yine Altay oynayacak. Şimdi Altay bunu bilmiyor mu? Biliyor. Dolayısıyla hani kendisini zorlayacak bir performans arkasında yokken çok doğal bu. O anlamda ben biraz Fenerbahçe'nin kaleci rotasyonunda yanlış yaptığını düşünüyorum. Bunu da her zaman söylüyorum. O kelimeyi kullanmayacağım. Merak etme. Rahat ol. Tamam. Gelediğini sevdim. Harun Tekin demiyor. Evet, kullanmayacağım. Evet, Harun Tekin'i kullanmayacağım. Keşke kalsaydı, keşke kalmasaydı falan demeyeceğim. Merak etme. Ya, uzatıyor. Yani keşke bir yabancı kaleci gelseydi yani Fenerbahçe'ye. Uğur, duran toplar dedin ya, hemen şimdi o konuya gelelim. Fenerbahçe'nin bariz bir duran top üstünlüğü var. Aynı zamanda hani bulduğu goller de olduğu için bunu da sanki bu taktiği biraz kestirmek zor. Bazen kornerden, işte bazen taçlardan. Sen böyle bir bu maça yönelik özel bir duran top organizasyonu bekliyor musun Fenerbahçe'den? Bekliyorum. Çünkü bence Beşiktaş Fenerbahçe'nin bütün duran top setlerini bu şeyde, Milli Ara'da ezberlemiştir, bir önlem almıştır. Bence Jesus da bunun farkındadır. Orada farklı bir set, farklı bir organizasyon görebiliriz diye düşünüyorum. Hoca zaten Dinamo Kiev, 2-1'lik Dinamo Kiev maçın, Batshuayi'nin gol attığı Dinamo Kiev maçından sonra duran toplara verdiği önemden bahsetti. Futbolun 5 tane bölümü var. Duran toplar bunlardan biri, biz de buna yönelik çalışıyoruz dedi. Yani artık bu denli üst düzey takımlar arasında kalite farkı, makası çok dar. O yüzden ilk başta da söylediğim gibi fark küçük detaylar belirliyor. O küçük detaylardan birisi de belki skoru en çok etkileyenler de duran toplar. Yani burada da dengeyi bozacak gol duran toplardan gelebilir. En Beşiktaş adına, en Fenerbahçe adına. Şimdi biz de kendi aramızda tahmin edemiyoruz. Zaten orasını geçtim de. 11'de kim oynar şeklinde bir yorum yaptığımızda orta saha, herhalde merkez orta saha tüm takımlar için çok önemli. Hele de böyle de bir derbi maçına çıkıyorsan. Sence hangi ikili ortada görev almalı? Şu ana kadarki performanslara bakacağım, yani bakacak olursam. Bence Crespo ile Arao oynamalı Fenerbahçe'de. Crespo bence bugün en iyi orta sahancısı. Arao da transfer olduğu günden beri Gürsün'ün vazgeçmediği bir oyuncu, sürekli oynatıyor. Ve hani zaman zaman çok iyi katkı aldığı da oldu. Özellikle Fenerbahçe'nin geride üçlü savunmaya dönmesinden sonra bence performansı daha da arttı. Çünkü ikili oynarken dörtlü savunmada daha çok stoperlerin arasına girip çok dar bir alanda oynuyordu. Artık daha geniş bir alanda oynuyor. Daha böyle dizginlerinden sıyrılmış gibi, prangalarından kurtulmuş gibi görünüyor. Muhtemelen bir sürpriz olmazsa bence Crespo ve Arao başlayacak Fenerbahçe'de. Ferdi ve Osayi gösterdikleri son haftalardaki performansla onlar da çok önemli katkı yaptı. Ya Ferdi biliyorsun milli takımda da. Beşiktaş'ın hani böyle kanatlarından etkili geldiğini düşünecek olursak bu ikili oynamalı mı? Önlü arkalı mı? Önlü arkalı veya sağlı sollu. Bence Enkudu muhtemelen Beşiktaş'ta ilk 11'de olacak. Enkudu ligin en atlet oyuncularından biri. O yüzden onun karşısında Bright Osayi Samuel'i kullanmak iyi bir tercih olur Fenerbahçe adına. Ben eğer ikisinden biri oynayacaksa sağ bekte, Osayi Samuel'in oynaması taraftarıyım. Ama belki bakarsın Ferdi sol bekte çıkar karşımıza. O da güçlü bir seçenek olabilir Fenerbahçe için. Enkudu'yu hem sağda hem solda da kullanabilir. Biliyorsun kanat oyuncuları sık sık yerleştiriyorlar. O da olabilir. Alioski'nin durumu burada ne olacak? O da belirsiz, oynayacak mı oynamayacak. Bence oynamalı çünkü bu tarz gergin atmosferleri seven, büyük maç tecrübesi yüksek bir oyuncu. Oradaki tercihi ben de merakla bekliyorum. Peki dün Fenerbahçe taraftarı Vodafone çok yaşa diyelim. Teşekkür ederim. Uyumadın herhalde veya ne bileyim bir kırgınlık varsa bileyim yani, hani ona göre uzak duracağım. Bu arada bütün evlatlarımız okul sezonu da başladığı için çoğu hasta. Geçmiş olsun. Sen de teşekkür ederim. Sen de dikkat et kendine. Şimdi Fenerbahçe taraftarı dün Vodafone Park'a bir akın etti. Görüntüler vardı, görmüşsündür. Maça giremeyecekleri için seslerini duyurmak istediler. Fakat seslerini duyururken de görüntülerden gördüğümüz kadarıyla da birkaç kişinin elinde satırı vardı. Bilmiyorum, bu görüntüleri yorumlayabilir misin? Veya taraftarın maça gidememesini nasıl değerlendirirsin? Ya bir kere taraftarın maça gidememesi saçmalıktan başka bir şey değil. Futbol en nihayetinde insanlar için oynanan bir eğlence, spor. Burada amaç her şeyden öte insanların güzel anılar biriktirmesi. Yani Fenerbahçe'nin peşinden koşan insanlar orada gidip Beşiktaş deplasmanında güzel anılar biriktirip bunu yıllar sonra anlatıyorlarsa bu güzel bir şey. Futbolda zaten bu güzel anıları biriktirmek için var. İnsanların hayatında yer etmek için var. Anılarında yer etmek için var. Yani bunu sağlayamıyor Türkiye Futbol Federasyonu. Çok fazla böyle maçtan oynanması da gerek yok yani. Yapamıyorsan yapma abi. Yapmak mecburiyetinde değilsin yani. Yapacak birisi bulunur yani. Orada güvenliği sağlayan
Birileri çıkar illaki. Güçlü bir organizasyon yaparlar yani. Ama yani Türkiye'nin en önemli 2-3 maçından birisinde deplasman taraftarı gidemiyorsa bu bence federasyonun çok büyük bir eksisi. Satırla ilgili de hani söylenecek bilmiyorum bir şey var mı? Sene olmuş 2022 abi satır matır kaldı ya yani. Var mı hala delikanlı daha öyle diyeyim ya. Var olmaz olur mu? Bunun için de eğer akşam haber bültenini izliyorsan hele de Esenyurt'u böyle bir analiz altına aldıysan neredeyse bütün haberlerin çoğu orada yapılıyor. Türkiye'de bak mesela Samsun'da, Adana'da böyle adliye haberlerini çok görürsün. İstanbul'da Esenyurt bölgesinde. Valla böyle şaşkınlıkla izliyorum ben haberleri. Hatta yurt dışından gelen misafirlere sor. Onlar bile şey diyor. Yani Türkiye'de hiç mi güzel şeyler gözükmez haber kanallarında diye. Herhalde artık bizim bir ritüelimiz oldu gibi. Böyle döner bıçağı, işte satırlar. Futbolun içinde değil sadece. Ya trafikte bile bir tartışma yaşıyorsun. O sana yol veriyor. Yol verdin, vermedin mevzusundan çıkartıyor. Silahını kullanıyor insanlar. Gerçekten çok yani. Agresif bir toplumuz evet. Bir kere her şeyden öte. Mutlu değil insanlar. Mutlu değil. Onun da etkisi var ama agresif bir toplumuz. Olabilir. Şimdi biz hafta başında gündem programı yaptık Uğur. Kendi adımıza da bir şanssızlık yaşadık. Bunu açıklamak istiyorum. Orada takımdan ayrılmak istemeyen oyuncular konusunu işliyorduk. Burma'dan bahsettik. Ocak ayında kendini göstermek istiyor. Bir de Novak vardı. Novak da gitmek istemiyor yorumunda bulunduk. Aslında ondan önce de hani bir kokusu çıkmıştı. Transfer olabilir kokusu ama net değildi. Programı yaptık. Aradan bir 3-4 saat geçti. El Cezire ile anlaştı. Novak, biz de tabii bunu işlediğimiz için bir açıklama ihtiyacı duydum. Aslında transferin olabileceğine dair bilgilerimiz vardı. Fakat hani yayından önce bunu netleştiremedik. Bu konuda da bir özür borçluyuz. Fakat özrümü telafi etmek için de biraz hemen Novak transferinin perde arkasına baktım. 2 aylık maaşı ödendi şu ana kadar Novak'ın. Geri kalan bu sene son senesi sözleşmesindeki maddeye göre. Geri kalan ücreti de yarısını Fenerbahçe ödeyecek, yarısını da El Cezire ödeyecek. Bunun miktarı da 600 bin euro şeklinde. 600 bin euroyu Fenerbahçe, 600 bin euroyu da El Cezire kulübü ödeyecek. Bu arada Türkiye'den de 2 kulüp istedi. Nova, kulüplerin isimlerini vermiyorum. Anderlet'ten bir teklif vardı. Ancak babasını kaybettiği için haliyle bir evlat da önceliğini babasının cenaze törenine verir, ailesine verir bu tip durumlarda. Islak imza şartı vardı sözleşme için. Anderlet'e gitmedi, ailesinin yanındaydı. Ben şimdi şuraya geleceğim Novak'la ilgili. Evet. Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlüğü döneminde Fenerbahçe'de yapılan transferler. Sadece şöyle söyleyeyim, Novak'ı düşüren olay da Caner'in transfer edilmesi. Novak Caner transfer edildikten sonra biraz form anlamında da oraya düşüş da yaşadı. Oraya da geleceğim. Şimdi direkt söyleyeyim. Mesut Özil gitti. Pelkas gitti. Perotti gitti. Sise gitti. Samat da gitti. Tisserand gitti. Lemos gidiyor herhalde. Onunla ilgili bir bilgim var galiba. Evet. Birleşik Arap Emirlikleri'nin onun da bir transfer tamam. Gündemde. Sosa gitti. Sinan gitti. Tiam gitti. Novak gitti. Caner gitti. Gökhan gitti. Yani kaç oyuncu toplamda? 13. 13 oyuncu. 13'ten. Yani Lemos da sayarsak 13. Çok yüksek bir sayı. Yani Emre Belözoğlu belki futboldan hemen sonra sportif direktörlüğe gelmesinin tecrübesizliğini de yaşadı burada ama o dönem atılan imzalarla Fenerbahçe transfer şampiyonu olsa da bugün 2 sezon sonra baktığımızda Fenerbahçe aslında çok değerli bir transfer dönemi geçirmemiş. Bunu görebiliyoruz. Bunun yanında şunu da söyleyeyim. O dönem Fenerbahçe transfer Novak'a ettiğinde hocası Erol Bulut'tu. Erol Bulut Alanya Spor'da ligin en çok orta yaptıran, kenarlardan beklenen en çok orta yaptıran hocasıydı. Filip Novak da ligin en az orta yapan bekiydi. Evet. Yani burada zaten şunu görebiliyoruz yani. Getirdiğin hocayla aldığın transferin hiçbir şekilde alakası yok. Bu da aynı kapıya çıkıyor. Fenerbahçe'nin Ali Koç döneminin başından itibaren, belki geçmişte de bu böyledir bilmiyorum. Ali Koç dönemini pas alıyorum başlangıcını. Herhangi bir futbol aklının olmadığını görüyoruz. Bunu işte o sezon Filip Novak Erol Bulut tercihiyle gördük ki bak Erol Bulut'un videoları var diyor ki geride 300 pas yapmanın bir manası yok. Ne manası var diyor. Emre Belözoğlu geliyor. Emre Belözoğlu diyor ki büyük takım diyor, topu vermez diyor. Büyük takım topa sahip olur diyor. Yani şimdi de Ancelotti diyor ki ne gerek var diyor. Atın topu diyor ileriye. Futbol orada oynansın diyor. Sportif direktörün başka söylüyor. Hocam başka söylüyor. Hocana bekten orta yaptıran hoca almışsın. Aldığın bek orta yapmıyor. Bir sonraki sene Steven Kalker alıyorsun. Diyorsun ki hocamızın her şeyden, her transferden, bir top bütün transfer haberlerimizden haberi var diyorsun.
Geliyor hoca ben bunu oynamam diyor. Kalkıyor gönderiyor. Adam bir tane resmi maça çıkmadan takımdan. Yani karman çorman bir şey Fenerbahçe. Yani çok fazla anlamlandırmak çok kolay değil. O yüzden işte bu sezonda Burma'da evet. Gördük mesela aynı durumu. Alıyorsun oyuncuyu, ciddi de bir bonservis bedeli veriyorsun. Önemli bir sözleşme yapıyorsun. Değerli bir, kıymetli bir oyuncu. Hiç maça çıkmadan lisansını askıya alıyorsun bu sefer. Yani bunların mesela sorulması da gerekiyor. Herhangi bir muhatap tarafından cevaplanması da gerekiyor. Mesela Steven Kalkı'yı Fenerbahçe'ye kim transfer ettiyse bunu bence çıksın Fenerbahçe TV'de açıklasın. Veya Buruma transferi neden böyle oldu? Buruma niye geldi? Buruma niye oynamadı? Bir tane muhatap çıktı. Samatlar ne kadar alındı? 6,5 diyebiliyorum. 6 ya da 6,5 diyebiliyorum. Katkısını söylemişti. Ayrı mevzu. Aldım tutmadı. O aynı mevzu. Ona girmiyorum yani. Ama adamı alıyorsun adam maça çıkmıyor. Yayından önce sallıyorsun adama. Yayında şimdi soruyor. Ya diyorsun onu karıştırma. Yani olmadı abi. Adam geldi tutmadı. Yapacak bir her transfer tutacak diye bir şey yok. Ama sen adamı alıyorsun. Daha maça çıkartmıyorsun. Ben yani şans vermiyorsun yani. Sizce transferini çok gereksiz bulmuştum. Yani hatta bu yani neredeyse emekliliğini Fenerbahçe'den aldı diyebiliriz. Doğru. Zaten futbolu bırakmıştı en son diye duydum. Tekrar geri dönmüş galiba en son. Bildiğim kadarıyla Fransa 2. liginde. Yani Fenerbahçe'de bir yükseliyorsun. Şimdi öyle bir ruh hali geldik sana. Yani bir yükseliyorsun sonra bir bakıyorum Sisse'yle bir anda böyle sesin de kısılıyor. Biz bu seneye şöyle odaklanalım. Evet geçmişte hatalar çok yapıldı. Fakat bu sene ayrı bir sene. Yani onları artık Fenerbahçe taraftarı da bizler de unutmak istiyoruz Uğur. Milli takıma geçmek istiyorum. Derbiyle ilgili başka söyleyeceklerin yoksa? Yok başka bir şey yok. Kutsu yerler mi yemezler mi? Net soruyorum. Yememeleri lazım. Yok, yani yerler mi yemezler mi diyorum. Yerler gibi görünüyor ama bence yememeleri lazım. Yani şöyle söyleyeyim. Adam geldi C ligindeydi takım. B ligine çıkardı mı? Çıkardı abi. Daha ne istiyorsun sen bu adamdan yani? Daha ne yapsın bu adam sana? Yani tam rakipler çok zayıf, kötü olabilir ama adam ilk etapta görevi B ligine çıkartmakla çıkarttı. Bir görelim mi diyorsun devamını? Ya şöyle hani gelecek X bir hoca, başka bir hoca ne yapacak? Çok büyük bir futbol devrimi yapacak. Bilinmeyen oyuncular mı çıkartacaksın? Ne olacak? Yine Cengiz Ünder'le oynayacaksın sen. Yine kalecin ya Uğurcan olacak ya Altay olacak. Yine stoperlerin işte Çağlar Melih olacak. Çok büyük bir değişiklik olmayacak zaten Türk futbolunda. Türk futbolunun çok büyük bir değişime ihtiyacı var. Onun da yolu Kuntz'tan geçmiyor zaten. Yani Kuntz'un yerine atıyorum dünyanın en iyi hocası Guardiola da gelse Türk futbolu çok büyük bir değişim yaşamayacak. Kuntz'un yerine Fatih Terim de gelse, ne bileyim işte Mustafa Denizli de gelse çok büyük bir değişim olmayacak Türk futbolunda. Türk futbolunun çoktan bir devrim yapmaya ihtiyacı var. Onu da yapmaya kimsenin gücü yetmiyor. Dolayısıyla hani bu düzende Kuntz gider. O gelir, bu gelir. Doğum gelir. İşte Doğum gider, ne bileyim Telkamp gelir. Bir ara Hollanda'ya dönersin, bir ara İtalya'ya dönersin, bir ara tekrar Türk deneyelim dersin. Genellikle Türk futbolunda yabancı gittiği zaman yerli hoca geliyor. Lütfen Kuntz giderse de gene bir yerli hoca gelir. Sergen Yalçın olabilir. Zaten başlamış PR çalışması yaptırmaya. Yani Türk futbolunun problemi amirli takımın teknik direktörü değil. Çok daha başka yapısal problemleri var. Ama kimse o yapısal problemleri konuşmak istemediği için, bir çözüm bulunamadığı için bir türlü. Yani olan Kuntz olacak bence de. Bu konuların üzerine de magazin konuşmak istemiyorum. Programı kapatıyorum. Evet. Var mı son sözlerin? Son bir sözüm yok. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Umarım çok güzel bir derbi haftası yaşarız. Umarım güzel bir futbol adına güzel şeyler yaşanır. Biz de burada keyifle bu tarz böyle kaotik konuşmaların yerine futbol konuşuyoruz. Yayınımızın başında sponsorumuz Yemek Sepeti Market'ten bahsetmiştik. Tekrar hatırlatmakta fayda var. Yemek Sepeti Market ile tüm market ihtiyaçlarınız sayısız fırsat ile dakikalar içerisinde kapınızda. Siz de Yemek Sepeti uygulamasının içinden Yemek Sepeti Market'i seçerek alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Haftaya bir başka Çift Forvet programında görüşmek üzere. Hoşça kalın.